İyi misin? Bak zarar vereceksin kendine. Yok. Yok bir şey Aziz Bey. Kusura bakmayın. Ya, emin misin? Bir sıkıntı var gibi. Eski kocam aradı. Yine tehditler savurdu çok. Çok sinirlerim bozuldu Aziz Bey, kusura bakmayın, o yüzden böyleyim. Sürekli rahatsız ediyor mu bu şekilde? Sürekli, boşandığım günden beri böyle. Her gün ne yapacak korkusuyla yaşıyorum ben. O kadar zor ki bu duyguyla yaşamak, size anlatamam. Ama sadece ben değilim ki zaten. Bir sürü kadın var böyle olan Aziz Bey, bir sürü, en yakınımızda bile var. Seher de bu durumda şu anda ama farkında bile değil. Bir şey mi oldu Seher'e? Hayır. Ama olabilir. Kusura bakmayın. Aziz Bey. Benim eski kocam da Seher'in eski kocası gibiydi. Benim ne zaman gideceğimi anlasa beni kendine bağlamak için yepyeni bir şey yapardı. Ben de kapılıp giderdim. Seher de şu an aynı durumda. Onun eski kocası da ona aynısını yapıyor. Ben Yaman Kırım'ın gerçek yüzünü öğrendikten sonra Seher adına çok korkmaya başladım. O çok karanlık, korkutucu biri. Ama Seher bunu göremiyor. Gerçekleri göremiyor. Ona tekrar kaptırıyor kendini. O adamdan korunmaya ihtiyacı varken bu kadar yan yana olmaları doğru değil. Dün gece orada kalmış, inanamıyorum. Adam biliyorsun basit bir iş adamı değil. Çetelere meydan okumaktan, çatışmaya girmekten hiçbir zaman çekinmemiş. Aslan için endişeleniyorsan gözün üstünde olsun derim. Aziz Bey, Seher çok iyi biri. Çok düzgün bir kız. Benim yaşadıklarımı yaşasın istemem. Siz doğrusunu bilirsiniz ama keşke siz Seher'le konuşup ona gerçekleri gösterebilseniz. Seher, lafı fazla dolandırmak istemiyorum. Senin için endişeleniyorum. Yani seni merak ettiğim için böyle çat kapı geldim, kusura bakma. Bir anda bir karar aldın, evliliğini bitirdin, sonra buraya yerleştin, bu eve. Ama hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyorsun. Ve bu bir korku belirtisi. Yani bilmediğin geleceğinden korkup az da olsa bildiğin geçmişine tutunmaya çalışıyorsun. Bu da ileriye adım atmanı, kendini bulmanı engeller. Bak, kendini güvende hissetmediğin için boşanmak istedim. Ama daha kafanı dinlemek için kendine fırsat bile vermeden onu yeniden hayatının merkezine alıyorsun. Peki, onun kim olduğunu biliyor musun gerçekten? Belki de sandığın kişi değildir. Belki de seni kazanmak için bir maskeyle dolaşıyordur. Bak bunları yalnızca terapistin olarak değil, sana değer veren biri olarak söylüyorum. Sorularına cevap bulmadan Yaman'la arandaki mesafeyi kaldırman iyileşmeni olumsuz etkileyecek. Seher,
Yaman Kırımlı senin güvenini gerçekten hak ediyor mu sence? Peki bundan emin misin? Benim kişisel düşüncem, hafızanı geri kazanana kadar Yaman'la arana mesafe koyman gerekiyor. Ben bir bakayım. Jessica! Ne oluyor? Karımdan uzak dur. Anladın mı beni? Uzak dur ondan! Seni uyarmıştım. Ona rağmen cüret edip onun evine kadar geldin, öyle mi? Dur! Sonun geldi. Öleceksin. Dur! Kaçma! Hiçbir yere gidemezsin. Sorarım işte böyle hesabını. Mahvederim seni. Duydun mu beni? Seni mahvederim! Busun işte. Busun! Bundan da beter. Sınırını aşan herkes bilir bunu. Sen de öğreneceksin. Dur! Bunu yapma sakın. Ne yapıyorsun sen? Bunun olmaması için onu uyarmıştım. Buraya gelmeyecekti. Sınırını aşmayacaktı. Bu yaptığının bir bahanesi yok. Olamaz da. Ben senin hakkında yanıldım mı? Kendine hakim olamayan yabani bir vahşi misin gerçekten? Benim sana olan inancım boşa mıydı? Gerçek yüzün bu mu gerçekten? Olaylar senin kontrolünden çıkınca böyle biri mi oluyorsun ha? Söylesene. Haddini aşmaması gerektiğini söyledim. Ama o beni dinlemedi. Tek suçu benim yanıma gelmesi mi? Bunun için mi? O benim doktorum. Yaman Bey, istemediydik, dışarıya sesler geldi ama. Bir de benden habersiz kapıma eli silahlı adamlarını mı diktin? Sırf beni kontrol altında tutmak için öyle mi? Bak ben... Ne olur. Ne olur git buradan. Git.